Diz bölgesinde en sık görülen yaralanmalardan birisi de menisküs yırtıklarıdır. Diz bölgesine ağrı ve diğer şikayetleri olan bireylerin bana ilk sordukları soru menisküs yırtığım olabilir mi? Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Enes. Diz bölgenizde bacağınızı bükme ve doğrultma zorluğu, dizinizde sürekli ağrı ve şişlik, ve sıkışma ve kilitlenme hisleri varsa aklınıza şu iki soru gelebilir. Menisküs yırtığım var mı? Doktora gitmeli miyim? Menisküs yırtığı teşhisinde hem görüntüleme yöntemleri hem de klinikte birçok test kullanılmakta. Evde de yapabileceğiniz çok basit ve kolay iki etkili test ile bunu anlamak çok basit. Evet bu videomda burada görmüş olduğunuz bu iki test ile bunları size göstereceğim. Videoma geçmeden önce burada görmüş olduğunuz benim Instagram adresim Buradan beni takip ederek bana destek olabilirsiniz. Ve ayrıca halen alemize katılmadıysanız aşağıdan kırmızı abone ol butonu üzerinden kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Diz eklemimizde bulunan menüsküsler iki tanedir. C şeklinde yapılardır bunlar. Şu anda görmüş olduğunuz medial yani iç menüsküsü görüyorsunuz şu anda. Ve diğeri de lateral diğer adıyla da dış menisküs olarak isimlendirilmekte. Size göstereceğim bu etkili ve kolay iki test ile her iki menisküsü evde test edebilirsiniz. Birinci testimizin adı eklem aralığı hassasiyeti testi. Burada oturup pozisyonda ya da yatar pozisyondayken iken dizinizi 90 derece fleksiyon dediğimiz bu şekilde bükülü pozisyona getirebiliyorsunuz. Eğer dizinizde çok şişlik varsa bu dereceye gelmeyebilir. Çok fazla aşırı zorlamanıza gerek yok. Burada ilk yapacağımız Diz alt kısmımızı içi ve dışa dönmeden düz bir şekildeyken eklem aralığımızı bulmak. Üst ve alt kemiğimizin oturduğu bu aralığı bulduktan sonra artık geriye menisküslerimizi test etmek kalıyor. Burada dizimiz karşıya bakacak şekilde ayağımız yerde ve iç kenarına basarak tibiye dediğimiz kaval kemiğimizi içe döndürmeye çalışıyoruz. Burada Dizimizin kalçadan çok içe doğru dönmesini istemiyoruz. Bu pozisyonda medial yani iç menüsküs öne doğru kayma eğiliminde. Burada da biz kaval kemiğimizi içe doğru döndürdüğümüzde burada aslında baskı altında alıyoruz bu menüsküsü. Burada iç tarafta eklem aralığında elimizle bastırarak gezdirdiğimizde ağrı hassasiyet varsa medial menüsküs yani iç menüsküslerimiz etkilenmiş olabilir. Tam tersi ayağımız yine yerde. Bu sefer ayağımız dış kenarına basmaya çalışarak kava kemiğimizi dışa doğru zorluyoruz. Yine burada hatırlatıyorum. Dizimizi dışa doğru kalçadan döndürmeye çalışmıyoruz. Bu pozisyonda elimizi dış eklem aralığında basarak gezdirdiğimizde ağrı ve hassasiyet hissediyorsanız dış menüsküsleriniz etkilenmiş olabilir. Birinci testimiz bu şekilde. İkinci testimize geldi sıra. İkinci testimizin adı da Ege testi diye geçmekte. Bu tamamen dinamik bir test. Ayakta değerlendirdiğimiz bir test. Burada yapmanız gereken ayakta durma pozisyonuna gelmek ve ayaklarımızı kalçadan iç rotasyonda yani içe doğru döndürerek her iki ayak sabitken burada içe doğru basma eğilimi olacak ayaklarımızla yere doğru çömeliyoruz ve daha sonra kalkma hareketi yapıyoruz. Burada dizler içe doğru büküldüğünde bu pozisyon Dış eklem aralığını daraltmakta. Şu anda şekillerde görüyorsunuz. Ve burada dış aralık daraldığından dolayı buradaki dış menüsküsler baskı altında olmakta. Burada test ettiğimiz lateral menüsküsler yani dış menüsküslerdir. Bu esnada eklem aralığımızda çömelip kalkma sırasında ağrı hassasiyet hissetmemiz durumunda dış menüsküs etkilenmiş olabilir. Aynı hareket dizleri dışarı doğru zorlayarak dış rotasyon dediğimiz pozisyonda İç yan taraftaki eklem aralığımız burada daralmakta ve iç menisküs ve burada iç menisküsler baskı altında kalmakta. Bu pozisyonda çömelme ve kalkma hareketini tekrarlıyoruz. Bu pozisyonda da eğer ağrı ve hassasiyet durumu varsa iç menisküslerimiz etkilenmiş olabilir. Eğer bu testleri yaptığınızda diz bölgenizin iç veya dış kısımlarını böyle ağrı hissediyorsanız muhakkak doktorunuza başvurun. Şunu unutmayın menisküs yırtığının teşhisinde tek bir test kullanılmamakta hem görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmakta hem de klinikte birden fazla test yaparak bunun doğrulaması yapılmakta. Ayrıca toplumumuzda insanlarda şöyle bir algı var. Menisküs yırtığı deyince e, takılma böyle kilitlenme gibi hissin olacağını e, düşünmekteler. Her menisküs yırtığına olmamakta. Her menisküs yırtığının derecesi farklı, her insanda farklı ve klinik semptomları da farklı. Bazı bireylerde hiç ağrı şikayeti olmazken bazı bireylerde gece uyutmayan ağrılar birine olabilmekte. Bu tamamen bireyden bireye değişiklik gösteren bir durum. Burada yapmanız gereken eğer böyle bir durumla böyle bir şikayetlerle karşılaştığınızda bu gösterdiğim iki testi yaptığınızda diz bölgenize bu ağrı ve hassasiyeti takip etmeniz. Eğer bir aydan fazla bu testleri yaptığınız halde bu bölgelerde hala ağrı ve hassasiyet ve diğer şikayetlerde varsa Muhakkak ortopedistinize ve fizyoterapistinize danışın. Kafanıza takılan sorular ya da danışmak istediğiniz bir konu varsa Instagram kanalı üzerinden lütfen abone olarak bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoda da yorumlar kısmından da hızlıca bana ulaşabilirsiniz. Evet videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.